Efendim merhaba, Mersin'de neler yaşandı programımızda, İçer Gündemi programında sizlere aktaracağız. İlçe belediyeleri meclis toplantılarını yapmaya başladılar. Mersin Büyükşehir Belediyesi her ayın ikinci pazartesi ve o pazartesini takip eden ilk cuma günü belediye meclis toplantılarını Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştiriyor ve tabii ki Büyükşehir Belediye Meclisi'ne kadar ilçeler de meclis toplantılarını bitirmek mecburiyetinde. İlk olarak Tarsus Belediyesi Mayıs ayının meclis toplantısını yaptı. Tarsus İlçe Belediyesi 2017 yılı Nisan ayı meclis toplantısını yaptı. 2016 mali yılı kesin hesabının görüşülmesi ve onaylanmasının ardından 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri'deki terör olayında yara alan Gazi Recep Genç ve 2016 yılında Hakkari Dağlıca'da yara alan Gazi Mehmet Başaran'a kişi başına 10 bin Türk lirası para verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Belediye Başkanı Şevket Can, önümüzdeki yılın sonuna kadar köylerimizdeki parke çalışmasını bitirmeyi hedefliyoruz. 5 beldeyle de ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yetkiyi aldık. Yenice, Gülek, Yeşiltepe, Bahşiş ve Atalar. Buraların belediye binaları 10 yıllığına bize verildi. Buralarda güzel çalışmalar yapacağız. Mevcut projelerimiz devam ediyor. Verdan projemizle ilgili çalışmalara ek olarak aydınlatmayla ilgili de çalışma yapacağız. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzle görüşerek suyun iç tarafıyla ilgili görüşeceğiz. Enerji sayla da ilgili bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Meclisimizin almış olduğu kararlar şehrimize hayırlı uğurlu olsun dedi. Mersin'de Mezitli ilçesinde ilginç bir olay yaşandı efendim. Gülev'in villalarının sakinleri şimdiye kadar iki kez tapu aldılar. Ayrıca ruhsatları iptal edildi. Tam 30 yıl süren mücadele sonunda Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da katkılarıyla Gülev'in villalarının sakinleri evlerinin gerçek sahibi olarak tam 30 yıl sonra rahat bir nefes aldılar. Mersin'in merkez ilçelerinden Mezitli'de tapuları 1986 yılında dağıtılmasına rağmen oturma izinleri iptal edilen Gülev'in villaları sakinleri 30 yıl sonra mutlu sona ulaştı. Gülev'in yok kooperatifi başkanıyım. Buradaki tapu ve ruhsatı aldık. Çok mutlu olduk. 86'da biz tapu aldık. Ama işte tapumuz 2017'nin 21'inde normal tapumuz aldık. Kaç yıl? 30 yıl geçmiş. 31 yıl geçmiş. Tabii orman dediler buna. Sonra ormanı kibeye çevirdiler. Ondan sonra normal olarak yeniden tapu aldık. Yani para vererek tapu aldık. Tabii daha önceki zamanda biz işte yapı ruhsatımızı, her şeyimizi almıştık. Sonra 2000 yılında dediler ki burası orman. Yeniden para verdik. Yeniden aldık. Bu şekilde. Ve Mezitli Belediye Başkanımız, Mezit'te çalışan insanlar bize çok yardım ettiler. Çok ciddi bir operasyon gerçekleştirildi değerli seyirciler. Bugün sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Mersin'in 4 ilçesinde uluslararası bir fuhuş çetesine yönelik operasyon düzenledi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli, Silifke, Anamur ve Mut ilçelerinde uluslararası fuhuş şebekesine düzenledikleri operasyonlarla bu şebekeyi çökertti. 23 kişinin tutuklandığı operasyonda zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 15 kadın da kurtarıldı. Jandarma ekipleri 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda Erdemli, Silifke, Anamur ve Mut ilçelerinde 23 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gazino, bar, eğlence mekanı ve bazı evlere yapılan operasyonlarda aynı zamanda yüksek miktarlarda senet imzalatılarak borçlandırılan, aralarında Gürcistan, Fas, Azerbaycan ve Suriyeli kadınların da bulunduğu 14 kadın kurtarıldı. 3 Suriyeli, 1 Azerbaycanlı, 1 Faslı ve 2 Gürcistanlı ile 17 Türk vatandaşı ise tutuklandı değerli seyirciler.
Yapılan aramalarda evlerde ve mekanlarda kadınlara zorla imzalattırılan senetler, kadınların el konulan pasaportları, cep telefonları, saksılarda yetiştirilen Hint keneviri ele geçirildi. El konulan malzemeler arasında Fethullah Gülen'in yazmış olduğu kitapların olması da dikkat çekti. Çetenin yabancı kadınları bakıcılık ve temizlik işlerinde çalışacakları vaadiyle kandırarak Türkiye'ye getirdikleri ve kiraladıkları evlerde hürriyetlerinden yoksun bırakarak çaresizliklerinden faydalanmak suretiyle zorla fuhuş yaptırdıkları belirlendi. Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Mersin Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken gözaltına alınan çete üyelerinden 23'ü Silifke'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan kişiler arasında fuhuş yaptıran kişilere günlük veya aylık ev kiralayan ev sahipleriyle fuhuş için yer temin eden otel ve pansiyon sahiplerinin olduğu da bildirildi efendim. Mersin'in Tarsus ilçesinde de yine ilginç bir kaza yaşandı. Seyir halindeyken yabancı plakalı ceviz yüklü bir tır alev aldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde ceviz yüklü bir tır seyir halindeyken alev aldı. Selahattin Dağdelen yönetimindeki yabancı plakalı ceviz yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Akgedik mahallesinde motor kısmından alev aldı. Tırı yolun kenarına çeken şoför kendini dışarıya atarak canını zor kurtardı. Kısa sürede alevler içerisinde kalan tıra itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Otoyol araç trafiğine kapatılırken söndürülen tır kullanılamaz hale geldi. Mersin'de yine çok önemli ve çok güzel bir sanat etkinliği başladı efendim. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Bandosu ve Şehir Tiyatro Mektebi'nin kurucusu olan Celal Abaç anısına bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mersin Liseler Arası Tiyatro Günleri Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan kortej yürüyüşü ve çelenk sunma töreniyle başladı. Bundan öğrencilerin kültür ve sanatla iç içe yetişmesi ve tiyatro bilincinin oluşması için başlatılan ve geleneksel hale getirilen Liseler Arası Tiyatro Günleri, Tiyatro Hayattır sloganıyla bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. Anamur'dan Mezitli'ye kadar farklı ilçelerden 10 lisenin katıldığı 3. Mersin Liseler Arası Tiyatro Günleri birbirinden farklı ve güzel oyunlarla 11 Mayıs 2017 tarihine kadar devam edecek. Liseler Arası Tiyatro Günleri Elif Demir tarafından derlenip yönetilen ve Akdeniz 75. Yıl Fen Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen 1453 Konstantiniye adlı oyunla başladı ve bu oyun salonu dolduran öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı. Tiyatro günlerinin son gününde gerçekleştirilecek olan ödül töreninde ise oyunlarla birlikte dereceye giren okullar ödüllendirilecek ve ödül töreni düzenlenecek 11 Mayıs tarihi sonrasında. Ve spora gelelim. Sporda yine önemli bir turnuva devam ediyor Mersin'de. Toroslar Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği köyler arası futbol turnuvası çekişmeli maçlarla sürüyor. Toroslar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen köyler arası futbol turnuvası çekişmeli maçlara sahne oluyor. Bu yıl 45 mahalle takımının katıldığı turnuva hafta sonu Anafartalar ve Bilge Kağan Spor Kompleksi ile Gençlik Merkezi'nde oynanan maçlarla devam etti. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna da Burhan ve Evrenli ile Kurudere ve Yalınayak mahallelerinin maçlarını yakından takip ederek tribünde maçları izledi. Köylerin takımlarına verdiği destek ve turnuvaya gösterdikleri ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, müsabakaların çekişmeli ancak centilmence geçtiğini belirterek tüm takımlara başarılar diledi.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda finali oynanacak olan turnuvada bir şampiyonun belirleneceğini, ancak turnuvada önemli olanın dostluğun kazanacağını belirten Tuna, turnuvanın sonunda herkes şampiyon olmak ister ama önemli olan fair play ölçüsünde bir mücadele vermektir. Bizim gözümüzde bu turnuvaya katılarak cesaret gösteren bütün köy takımlarımız şampiyondur, dedi. Mersin İdman Yurdu'na gelelim. Mersin İdman Yurdu Giresun deplasmanından mağlubiyetle döndü. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in 31. haftasında Mersin İdman Yurdu Giresun Spor'a konuk oldu. Ligdeki iddiasını devam ettiren Giresun Spor, Dodo'nun 61. dakikada atmış olduğu golle Mersin İdman Yurdu'nu 1-0 mağlup etti. Maçın 17. dakikasında Giresun Spor'un geliştirdiği atakta Recep sağ kanattan ortayı attı. Mersin İdman Yurdu savunmasındaki Mehmet Enes ters bir vuruş yaptı. Kaleci Yunus Emre'yi geçen top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Mersin savunması uzaklaştırdı. 44. dakikada Giresun Spor'da gole giden Dodo, Nurullah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda son adam konumundaki Nurullah, kırmızı kartla oyundan atıldı. Kullanılan serbest vuruştan sonuç alınamadı. 61. dakikada Giresun Spor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Recep'in pasını iyi kontrol eden Dodo, ceza sahasının dışından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Yunus Emre'nin bakışları arasından filelerle buluştu ve Giresun Spor 1-0 öne geçti. Maç, Giresun Spor'un üstünlüğüyle sona erdi. 1. Lig'in son sırasında 25 puanla bulunan Mersin İdman Yurdu'nun küme düşme tehlikesi devam ederken, alınan bu sonuç, Mersin ekibini kümede kalma mücadelesinde çok sıkıntıya soktu. Maç sonunda Mersin İdman Yurdu'nun teknik direktörü Levent Eriş şunları söyledi. 1-0'lık Giresun yenilgisi sonrasında Mersin İdman Yurdu teknik direktörü Levent Eriş şu değerlendirmeyi yaptı. Şimdi Giresun Spor takımının futbola olan aşkını, heyecanını hepimiz çok yakından biliyoruz. Bu konuda da bugüne kadarki yaptıkları çıkışları ve bu kulübü bu hale getiren herkesi tebrik ediyorum. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk oyuncu kalitesi olarak. Evet, neticede belki de benim oyuncularım çok anlamlı bir duruş sergilediler. Asla korkmadılar, asla vazgeçmediler. Sonuna kadar mücadelelerini yapmaya çalıştılar. Çok genç bir kadromuz var. Çok genç oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Şartları söylemeye gerek duymuyorum. Zaten tüm Türkiye'nin bildiği şartlar. Mersin İdman Yurdu maalesef ki sahipsiz ve kimsesiz bir durumda. İnşallah ümit ediyorum herkes Mersin İdman Yurdu takımına sahip çıkar. Çünkü bu şartlar altında hakikaten takım kurmanın, takım olmanın çok büyük zorluklarını yaşayan, yıllardır da hiç bu konuda kimse taşın altına elini koymadan, bir tesisi bile olmadan mücadele eden bir takımdan bahsediyoruz. Ki karşımızda ismi çok büyük olan efsane bir Mersin İdman Yurdu var. Ama işin altına dönünce, gerçeğine dönünce karşımızda çok ciddi sıkıntıları olan bir takımdan bahsediyoruz. 40. dakika 10 kişi kalmanın sıkıntısını yaşadık. Elbette ki zaten çok imkanı çok dar olan, kısıtlı olan bir kadronun 60 dakika, 55 dakika 10 kişi oynaması bizim için zaten çok büyük bir handikaptı. Ama gene de çocuklarımız ellerinden gelenin büyük bir mücadelesini ortaya koydular. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Yani Giresunspor takımını tebrik ediyorum. Biz de Mersin İdman Yurdu olarak elimizden gelen tüm çabayı son dakikaya kadar vereceğiz. Sonuç bizi nerede tutar, nerede bırakır, ne yaptırır? Bunu artık en son düdükte görmek istiyoruz ama Allah hepimizin yolunu açık etsin. Ve yerel gazetelerimize bakalım hangi konular işleniyor. Kadın gazetesiyle başlıyoruz. Kadın gazetesi kadına yönelik şiddet sayısı haber sayısına da yansıyor başlığını atıyor. Ayrıntısında şöyle diyor gazete, 2017 yılının ilk 100 günlük diliminde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayeti konulu haber sayısı 2044 olarak belirlendi. 100 günde 2000 kadına şiddet haberi yapıldı diyor gazete.
Ve Mersin gazetesi bu köyde para değil saygı geçiyor başlığını atıyor ve devam ediyor. Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Kızılkaya köyünde Hüseyin Kara isimli vatandaş bölgeye gelen doğa severleri evinde misafir ediyor. Üstelik gelen konuklardan herhangi bir ücret alınmadığı gibi tek şart doğaya saygı. Mersin gazetesinden haberciye geldiğimizde başlık şu: turizmi de haftası da sönük. Mersin'de her yıl gerçekleştirilen turizm haftası bu yıl çok sönük geçti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen açılışa kent protokolü ilgi göstermezken etkinlikler sönük geçti. Sadece müdürlük personeli etkinliklere katıldı diyor ve Mersin'de turizmden ümit kesildi mi sorusunu akıllara getiriyor bu haber. Haberci gazetesinden Güney'e geldiğimizde gündemimiz ekonomi olmalı başlığını görüyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, iş dünyasının artık siyasi gündemi bir kenara bırakarak iş, aş ve ekonomiye odaklanması gerektiğini söyledi, diyor Güney gazetesi. Hakimiyet parti içi mücadele mübahtır başlığını atıyor. CHP ile ilgili bir habere özel haber puntosuyla yer veriyor. Yeni anayasaya ilişkin yapılan referandum sonrası ana muhalefet partisinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için yükselen muhalif seslere CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı'dan yanıt geldi. Atıcı, parti içi mücadele mübahtır. Ancak bunun yerini, zamanını, zeminini ve dilini çok dikkatle seçmeliyiz dedi diyor. Ve Kılıçdaroğlu'na açılan muhalefet cephesini aklı selime davet ediyor Aytu Atıcı diyoruz. Ve yerel gazetelerle birlikte içer gündemini de burada noktaladık. Ayrıntılar gün içerisinde haber bültenlerimizde olacak. İçer TV'de kalın, hoşça kalın efendim. Thank you.